İşte merhabalar sevgili YouTube, yepyeni bir karakter inceleme videosu ile birlikteyiz. Bugün Gahile ile birlikteyiz. Birazdan adım adım anlatacağım karakterin Q'su ile başlayalım isterseniz. Karakter öncelikle support bir karakter arkadaşlar. Support olarak oynayan bir karakter ama silahı daha doğrusu SMG'si çok güçlü. Biliyorsunuz ki niye açıldın ki kardeşim? Güzel aldık. Sanırım burada. Kaldırması lazım benim ki onu. Çok güzel. Şimdi karakterimizin Q'su yanımızda bizim takım arkadaşlarımızdan herhangi birinin pasifini bize geçiriyor. Örnek veriyorum, Talon'a atarsak Talon'un direkt skill'i, pasif skill'i, uzaktan alma skill'i bize geliyor. Ronin'e atarsak haritada görünmüyoruz mesela. Saint'e atarsak birini kaldırdığımızda kendi canımız da doluyor. Kaldırdığımız kişinin canı da daha hızlı doluyor. Gibi. Phantom attık mesela, adamı yaralı çabuk iyileşmiyor gibi. Lancer atarsa CTRL'e nasıl reload atıyor, siz de onunla yapabiliyorsunuz aynı şekilde. Ata biliyorsunuz. Hemen. Şimdi şöyle bir durum var. Bu karakterin bir tane yeni bir pasifi var. Diğer karakterlerde olmayan bir pasifi var. Ronin'e bağlandı, haritada görünmüyoruz. Ben şöyle mid tarafına bir bakacağım. Muhtemelen B. Niye herkes oraya geldi bilmiyorum. Round'u sattık bu arada. Hemen silahını alayım. Gahile'yi düşürdük. Zaten onun silahını aldık. Kendi silahımızı aldık. Ve round'u da kazandık böylelikle. Tertemiz. Gahile'nin SMG'si şöyle bir arkadaşlar. Çok hızlı ateş ediyor. 30 mermisi var ve bu mermi asla yükselmiyor. Öyle bir problemim var. İlk başta silahı upgrade ederseniz, daha demin benim silah almamamın aslında bir sebebi de bu olabilir. Hani bazen almıyorum, bazen böyle direkt hepsini alıyorum, bazen de parça parça alıyorum. Açtığım ilk perk şu oluyor genelde, öldürdüğünüzde ya da düşürdüğünüzde bir merminiz fulleniyor. Bunu, bu yeni perki var. O perki açarsanız kaldırdığınız insanı, yani arkadaşınızı çok daha hızlı kaldırıyorsunuz yerden. Ve canı da hızlı doluyor diye hatırlıyorum, bakacağım tekrar. Bunu ne verelim, haritada görünmeyelim, perki açmadık henüz. Hepsi burada gibi. Buraya bir yere bir bıçak geldi galiba. Smoke yedik, girecekler buraya. Bence. Deneme atışı yaptım şöyle bir. Smoke'lar bitsin. Biri arkamdan geliyor. Abi hadi yatır ona, yatır yatır. Çok güzel. Var mı, var mı diyor, var mı? Abi kaldırmadılar ya, gerçekten. Kaldırmadılar ya. Bir de Saint'imiz var. Q'ya basacak aşağı yukarı ya. Geri zekalı. Round'u verdik belki de bu yüzden. Gerçekten round'u verdik galiba arkadaşlar. Aha, vermedik. Güzel. Hayır, zaten orada bir adam vardı. Niye 3 kişi bir adama fight'lıyor? Biri beni kaldırabilirdi bence yani.
Bir de Sait Q'ya basarak zaten kaldırabiliyor. Well done, Rogue. İlginç gerçekten. Şimdi ikinci silah olarak bu silah zaten ya trençli ya da Talon'un ikinci silahı arkadaşlar. Bunu göstermeyi düşünmüyorum. Zaten biliyorsunuz orta mesafede falan uzak mesafede yok ediyor bir silah ama yakın mesafe biraz problem çıkarabiliyor. Bunu açıyoruz. Bunu şu an açmıyorum zaten. Ronin'e veriyorum. Ronin'in pasifi o şu perk olduğu için vermeme gerek yok. Şunu açabilirsiniz. Buna gerek yok. Bu da çok önemli değil aslında. Şu perk paranız olduğunda açılabilecek bir şey. Şu an benim yok. O yüzden öncelik tanımıyorum. Şöyle bir şeyde bekleyeceğim ben bu tarafta. Bizimkiler orada biraz beklesin. Belki bayak sesi falan duyarız. Belki de minik bir backstep atarız. Belli mi olur? Nasıl ya? Çok güzel bizimkiler düşürdü birini daha. Bizimkine hemen yardıma gidiyorum. GG. Güzel. İnanılmaz seri bir silah arkadaşlar. İnanılmaz seri bir silah. Yani yok edici bir silah. Şimdi paramız var. Şunu açtık. Şu perkümüzü. Bu diyor ki adamı çok daha hızlı kaldırırsın ve hızlı şekilde heal canı dolar diyor. Bunda. Ama ben pek support oynamadığım için gerçi yine adam kaldırıyorum tabii ki ama diğer skill'lere vermeyi tercih edeceğim. Ve tabii ki bunu açmayacağım. Zaten Ronin'le oynuyoruz şu an. Ronin oyundan tabii bir adam tanımıyorum. Ama mesela Saint'e vermem. Saint'te benim normalde o perk'üm var ya. Yerden hızlı yerden kaldırdı ikisi bir. Onu da gerçi yerden kaldırdı ikisini birden. Kendisini ve arkadaşını direkt şey yapıyor. Şöyle bir canımızı dolduralım. Şuraya bir grenade salladım. Seri. İki kişi zaten yatmıştı arkada. GG. Kolay bir oyun oluyor. Ateş etmeli bir silah ya. Ve şeyde mesela silahın upgrade'lerini söylemeyi unuttuk galiba. Birinci şeyde verdiğiniz seviyede sekmesi az oluyor. İkincisinde daha hızlı reload yapıyor. Daha hızlı mermi dolduruyor. Üçüncüsünde de orta mesafeye olan damage'i arttırıyor arkadaşlar. Bilginiz olsun. Bu arada açıklama kısmında Instagram, Discord var. Ve tabii Twitch falan da var. Oralardan takip ederek destek olursanız aynı zamanda yakında da Instagram'da falan videoları falan paylaşacağım arkadaşlar. Oradan da haberdar olabileceksiniz. Zaten Discord'da ücretsiz oyun bölümümüz de var. Ücretsiz oyunları da oradan sahip olabilirsiniz kaçırmadan. Dolayısıyla her yere katılın. Canımız. Bu sefer buraya gidecekler. Hissediyorum. Ronin beni görmüş olabilir. BB. Çok kötü attım bombayı ya. Yok kötü atmamışım o kadar da bence. Bu adam nereden çıktı abi? Orayı smokladık. GG. Güzel. 6-0. 6-0 arkadaşlar. Cayır cayır yardık. Zaten bir round kaldı. Nasıl satayım. Onu da yapıştıralım.
Pistol zaten biliyorsunuz ki Deagle aynı zamanda. Sorularınız falan olursa da yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Videolara da tabii YouTube'a da abone olmayı falan unutmazsanız sevinirim arkadaşlar. Diğer VE ve Fixer'da bundan sonra ufak ufak oynuyorum zaten. Puanlar biriktirecek karakterlere sahip oldukça tekrar onların rehber videolarını da atmaya çalışacağım. En sonki videolarda demiştim ki VE mi Dahila'yı mı yapalım demiştim. Dahila'ya daha çok beğeni geldiği için Dahila'ya yaptık. Bir sonraki videoda herhalde VE olur diye tahmin ediyorum. Ben Fixer'ı çok saramadım diye düşünüyorum. Çünkü mesela Ranked'larda sniper'lar o kadar işlevsel olmuyor. Tabii görmemiz lazım. Biraz daha oyunun ilerlemesi gerekiyor. Yeni karakterlerle neler olacak, neler olmayacak. Göreceğiz. Ben daha çok agresif karakterleri seviyorum. Sniper'larla çok fazla agresif oynayamayabiliyoruz. Normal olarak yakın mesafede problem çıkabiliyor. Erkek atamıyorsanız. Fareler daha avantajlı gibi bence tabii. Yine tercihler sizin. Ben pistol bu arada pistolları hiçbir karakterde yükseltmiyorum. Sniper'lar hariç. Phantom falan oynuyorsam o zaman yükseltiyorum. Onun haricinde pistola para harcamıyorum ki diğerlerini yükseltebileyim. Törktür vesairedir. Çünkü zaten adam herhangi bir adamı düşürürsek eğer. Herhangi bir adamı düşürürsek onun ikinci silahını zaten alıyorum. O yüzden ihtiyaç duymuyorum şahsen. Kötü bir bombaydı. Düşme. Canımı doldurdum ama. Go other way. Bizimki de arkalamış. Tertemiz. Ben de saldım burayı. Direkt arkalıyorum abi. Güzel. Tertemiz 7-0'lık bir maç. Sevgili YouTube, bir sonraki videoda görüşmek üzere. Çok teşekkür ediyorum şimdilik. Hoşçakalın efendim.